Oraya mezlerin askerliğine vatandaşları açtı. Sonuç yaralananlar oldu. Bazı yollarda çıkan çatışmalarda yine yaralananlar oldu. Hayatını kaybedenler oldu. Üsküdar Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Şu andaki ortam görüntülerde izlediğiniz üzere vatandaş demokrasiye sahip çıkıyor diyelim. Ve sözü tekrar merkeze bırakalım. Son olarak şunu aktaralım. Önümüzdeki dakikalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın burada bir açıklama yapması bekliyor için. Evet Ahmet Selman'dan teşekkür ediyoruz. Üsküdar'da Kısıklı'da detayları aktardı bize sevgili izleyiciler. Şimdi bir başka noktaya gideceğiz. Yine detayları konuşmaya devam edeceğiz. Bu seferki durağımız Atatürk Havalimanı olacak. Az önce Üsküdar Kısıklı'dan sizlere aktardık. Orada vatandaşların yoğun bir ilgisi var. Gece saatlerinden bu yana pek çok kişi orada toplanmış ve hali hazırda da o destek ve bekleme devam ediyor. Atatürk Havalimanı'nda da benzer bir tablo var. Şimdi oradaki son durumu TRT Haber muhabiri Enes Eker'e soracağız. Enes Eker, havalimanında son durum ne? Orada nasıl bir atmosfer var? Ve tabii yaşanan tabloyu da bize aktarır mısın? Hemen size dün geceyi özetleyelim. Biraz önce Ahmet'in ifade ettiği gibi Atatürk Havalimanı girişinde dün akşam saatlerinden itibaren saat 10.30'da tanklar buraya gelmişti. Tankların buraya gelmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan televizyon ekranlarında vatandaşların sokağa çıkmasını, havalimanlarına ve meydanlara inmesini söylemişti ve bu çağrısının ardından da vatandaşlar Atatürk Havalimanı'nın girişine kadar geldiler ve tanklar buradaydı ve tanklara müdahale ettiler. Tankların önüne yatanlar oldu, tankların üzerine çıkanlar oldu ve bu